Blue dude, blue moon. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Dereye inmiş göle, göl gibi bir şey, oradan yukarıya çıkmış, iki yolun ortasına dağa çıkmış. Gençler, yine geldik, aynı yükü yükleyeceğiz. Mavi yük vardı ya, büyük mavi yük. Onu yükleyeceğiz. Yine birkaç gün yol gideceğiz. Önümüzde bayağı bir uzun yol var. İnşallah bu defa karda problem olmaz. Yol kapanmaz, başımıza bir iş gelmez. Şimdi yükleyelim. Bakalım, permitlerimize başvuralım. Sonra çıkalım. Akşam oldu, anca yükü alabildik. 3 araba varız burada. Üçümüz yükü aldık ama aynı yere gideceğiz. Onlar biraz farklı yollardan gitmek istiyorlar. Yolu uzatmak istiyorlar falan. Ben de tabii bunu istemiyorum. Kısa yoldan gitmek istiyorum. Biraz karkış olabilir, biraz da saçma sapan olabilir yollar ama yine geçenki yoldan gideceğiz. İnşallah bir şey olmaz. Rahat bir şekilde gideriz. Şu öndeki araba benim yükün aynısını aldı. Şu arkadaki biraz daha hafif. Bu da benim araba. Yine geçen defaki gibi ağır ve sıkıntılı. Ama tabii ben şimdiden bağladım yükü. Problem olmasın diye. Rahat gidelim diye. Elimizden geldiğince tedbir almaya çalıştık. Artık gerisi Allah'a emanet. Yapacak bir şey yok. Yolda görüşürüz. Herkese günaydın. Permitlerimiz geldi. Çıkış saatimiz dolmak üzere. 9'dan önce çıkamıyorduk. Dünden beri buradayız. Gece burada kaldık. Şimdi sabah saat 8:50'ye geliyor. Birazdan çıkacağız buradan. Washington'dayız. Buradan Ohio'ya doğru 90 numaradan gideceğiz. Ya Allah ya Bismillah deyip yola çıkıyoruz. Ah shit. Neyse, buna yapacak bir şey yok. SD kart full diyor. Arkadaki kamera. SD kartı dolu gösteriyor. O zaman öndeki kamerayla idare edeceğiz. Önümdeki kanki toşlar gidiyorlar. Buradan ileriden sağa döneceğiz. Döneceğiz de. Dönebilirsek, ben bunlara çok yakın gitmeyeyim. Çünkü baksana, rampalarda falan kuyruk oluşturur. Öyle olması da
kalkışlarda sorun yapar, sıkıntı yapar. O yüzden hiç gerek yok öyle şeylere. Hadi yeşil, yan yeşil. Yeşil yanmadı ama tabii sağa dönüş serbest olduğu için döndü arkadaş. Burada arkadaşlar bazen kırmızı ışıklarda, her zaman değil tabii, bunun şeyi var, tabelası var. Kırmızı ışıklarda eğer ki kırmızıda sağa dönülmez yazmıyorsa dönebilirsiniz. Ama tabii işte bunun için iyi bakmanız lazım. Takip etmeniz lazım yolu, tabelaları. Şu önümüzdeki arkadaş da yamuk gidiyor. Biraz yükü fazla sola gitmiş. Ama hafif o. O yapıştırır gider. Onunki toplam ağırlığı onun 70.000 pound. Yani toplam ağırlığı 35 ton falan. O yüzden o bir şey değil. O gider. Biz gidemeyiz. Öbür arkadaş da gidebilir. Çünkü o da bizimle aynı ağırlıkta. O biraz daha benden fazla olabilir. Çünkü onun boş ağırlığı fazla. Şuradan bir basalım. Şu kırmızı ışıklar kırmızıya dönmeden kaçalım. Şu ilerideki dönmesin de. Ama döndü, yapacak bir şey yok. Da bir sağ yapacağız. Bu arada Mehmet Uzun da buraya geliyormuş yük almaya. Ama o pazartesi alacak. Bugün günlerden cuma. Ben dün yükü aldım ama gideyim şunlara yetişeyim, biraz basayım. Ben dün yükü aldım ama çıkamadım. Çünkü saat 3'ten sonra çıkış yasak. O yüzden bugüne kaldık. Sabah 9'da çıkabiliyorsun. Yani iş çıkış saatlerinde, kalabalık saatlerde falan çıkarmıyorlar. Oversize yükler çıkmıyor. Şimdi gideceğiz. Biraz ileriden sol yapacağız. Bakın gideyim de biraz arkadan görüntü alalım ha. Bu arada hava 44 Fahrenheit. Dereceyi yazarım altına. Çok soğuk değil.
Yani bilmiyorum, biz birkaç gündür burada olduğumuz için alıştık mı bilmiyorum da yani çok soğuk değil gibi görünüyor aslında. Evet, buradan sol yapacağız. Ama o kadar çok ışık var ki arkadaş, adım başı ışık var. Buradan sol yaptıktan sonra biraz ileriden otobana bağlanacağız. O zaman yol rahatlayacak. Sonra da ta şeye kadar durmayacağız. TA'ya kadar durmayacağız. Gidip TA'de, yani Travel Center of America diye bir şey var. Truck stop var. Orada arabayı tartacağız. Ki ona göre yol permitlerini alalım. Biraz trafik varmış da yol üstünde, problem olmaz. Onu da gideriz herhalde. Hadi Deyan. Şu anda yanmış olması lazım artık, kırmızı ışık yandı galiba, bunlar hareket ediyor. Şu öndeki, en öndeki 4 axle tabi o biraz shit, sorry man. Kırmızıda geçtik. İnşallah polis yoktur. Çok kırmızıya giriyoruz. Şurada ileriden otobana bağlanacağız. Biraz geniş alacağız burada. Dar burası. Geçen de falan biliyorum. Yalnız bu önümdekilerin ikisi de devsiz motor. İkisinde de cat var. Cat motor arkadaşlar güzel. Yani devsizlerde güzel gibi duruyor. Beygir arttırması istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Yani 809 beygire kadar çıkarabilirsiniz turbo değişikliğiyle. Bu arkadaşlarla çok uzun beraber gitmeyeceğiz. Çünkü onlar başka bir yoldan gitmek istiyor. Ben de o yoldan gitmeyeceğim. Çünkü yol üstünde onların gideceği onların gideceği eyaletlerin geçeceği eyaletlerde ben geçemeyeceğim çünkü ben orada arabanın kağıtlarıyla ilgili bir sıkıntı var. Onu aslında biz doğru istemiştik de bunları yapan acenta firma yanlış yapmış. Biz de öyle düzelttirmedik. Artık yenisini düzeltireceğiz. Yapacak bir şey yok. Mayıs gibi falan yenileyeceğiz. O zaman düzeltiriz. Böyle de iş görüyor. Sadece bir tane eyalette problem oluyor. Başka bir şey yok. O da Iowa eyaleti. Bu arada bu önümdeki gidenlerde şey diyorlar. Bizde mangal falan her şey var. Full takım geziyoruz diyorlar. Yani gittikleri yerde yemek, memek, partiliyorlar resmen yani. Dün akşam da yemek yapacaktık da hava soğuktu. Biz dedik ki boş ver. Uğraşma yemekle.
Bir de şimdi ne yemek yapacak bilmiyorum da. Yemek zorunda da kalmayalım orada. Yemek söyledik akşam. Daha doğrusu onlar söylemişler, bana söylemediler. Pizza söylemişler. Arkadaş pizza bir geldi. Etli, sosisli, mosisli bir şey. Ben de tabii ne eti sordum. Et dedi, yani beef dedi. Kırmızı et dedi, yani öyle domuz momuz değil dedi ama sosislinin şey olduğunu bilmiyorsun, yani ne sosisi olduğunu bilmiyorsun, yani şey gibi domuz sosisi mi, başka bir sosis mi, başka bir et parçası, yiyemedim yani. Bir dilim aldım, bir dilim dedim ki ben çok aç değilim, aldım bir dilim, sonra şey ettim, şu telsizimizi açak mı dinleyelim birbirimizi. Sonra bir ısırık yedim, yani vallahi bir ısırık yedim. Artık ne varsa içinde, yapacak bir şey yok. Bir ısırık yedim. Gerisini de attım yani. Sonra başka bir yemek söyledim. Aslında hızlanmadan şu bizim lastiği indirseydik iyiydi de. Neyse, yapacak bir şey yok. PlayStation olacak. Ha, ilerideymiş. Tabelasını yeni gördüm. Burada bir yerde PlayStation olacaktı diyordum ben de. Tam geldi ama inşallah kapalıdır. Bir yandan kırmızı ışık yanıyor, bir yerde de yeşil yanıyor. Acaba hangisi nedir ne değildir? Göreceğiz. İnşallah kapalıdır ya. En son çıkmadan önce baktığımda kapalı gösteriyordu da. Aa, uğraşamam şimdi yani. Yok git. Yavaşlıyor bunlar. Muhtemelen açık. Gel siz de hele. Kapalıymış. En sevdiğim PlayStation şu anda bu arkadaşlar. En çok sevdiğim PlayStation bu. Kapalı PlayStation her zaman en çok sevdiğim PlayStation. Ne oluyor? Tangır tangır bir demir sesleri geliyor. Nereden geliyor? Kapıdan mı geliyor? Tozlu bölgede durduk ya. Arkadaşlar toz var ya, arabanın anasını ağlatıyor ya. Harbiden anasını ağlatıyor. Ses yapıyor, ıvır zıvır, gacır gucur sesler geliyor tozdan. Saçma sapan bir şey. Tozlu bir bölgeye gidip böyle bir yarım saat durduğumda o var ya, o tozun arabadan gitmesi, o seslerin kesilmesi en az 5 gün. Anca 5 gün, her yani 5 gün boyunca tozsuz bölgelerde gezersem 5 gün yani. Şimdi bir de eğer ki yine tozlu bölgelerdeysem zaten o 2 ay 3 ay çıkmaz. Sağa çekmişler. Beyefendi sağda duruyor. Herkesi de almış. Gelin bakalım. Sonra 405'e gireceğiz. Neyse. Devam edelim. Yolumuza. Truck Stop'ta yine görüşürüz arabayı tartarken.
Evet gençler, geldik. Trakstap'a arabamızı tarttık. Bize söylenilenin üstünde çıktı yük. Ama problem değil. Götüreceğiz. Fark eden bir şey yok. Üçüne beşine bakmıyoruz. Alıp gidiyoruz. Şimdi bir zincirleri kontrol edeceğim. Çünkü sabah bir ara gevşemişlerdi. İnşallah yine bir gevşeme durumu yok. Tur. Evet. Gevşeme durumu yok gibi. Şurada ucu yere değe değe hep bitmiş. Hatta çatlama da var. Baksana şurası çatlamış gibi. Bir bakacağım şimdi ona, belki değiştirebilirim bunu. Lanet olsun. Yine bir aksilik, yine bir aksilik. Bunu normalde eğilme, gitmemesi lazım, yere düşmemesi lazımdı. Çünkü ben tam kilitledim düşmeyecek şekilde ama yine düşmüş. Neyse, kırıldıysa kötü. Bunu değiştirelim bence. İkisi de yalan olmuş. Bu zaten kırılmıştı. Kırılmak üzereydi gördüğümde. Şu yolda kırılmış gitmiş. Şimdi bunlar çöp ama şu vidalarını çıkaracağım. Dördünün de saklayacağım. Bunları diğerlerinde falan kullanabiliriz. Bir işe yarayabilirler. En azından şu hooklarını kullanabiliriz en kötü. O bile işe yarar. Evet, yine macera dolu bir yolculuk devam ediyor. Evet, bunları çıkardık. Bunlar çöp. Bu dördünü kullanacağız inşallah. Tabii komplesini değil de buralarını kullanabiliriz. Belki bir tane eskiden şurası düşen vardı. Bunların bir tanesini de ona takarım. O da duruyordu, atmamıştım. İşte bunları kenara koyacağız. Bunlar çöp oldu. Patron görmesin bunları. Söylemeyin patrona. Yenilerini attık. Bungee cord'ta da bağladık. Bir daha düşmesin diye. İyice de gerdirdik. Öbür tarafa da aynısını yaptık. İnşallah bundan sonra yine düşmez. Böyle devam ederiz. Şimdilik durduk. Bu akşam buradayız. Bir yemek falan yiyeceğiz. Duşa falan gireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Saat daha erken ama burada trafik saatlerinde yola çıkamıyorsunuz. Dışarı çıkamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Yani kalabalık büyük şehirlere giremiyorsunuz. Bu her eyalette değişik olabiliyor. Aldığınız permitte yazar onlar. Şimdi neyse. İşimiz burada bir şeyler öğretmek değil tabii. Siz ne alaka diyeceksiniz. Boş verin. Öğretenler var. Biz goy goya bakalım. Neyse. Gidelim bir yemek yiyelim ya. Acıktık. Bu durduğum tır duraklarında genelde berber olur. Şimdi gideyim de bir toparlatayım saçı. Saç sakal birbirine karışmış durumda. Tabii şimdi diyorsunuz ki orada geçen birisi yazmış, orada şapka takmak mecburi mi? He, mecburi. Sen de böyle yola çıkıp saç sakal birbirine girdiğinde mecbur şapka takıyorsun işte. Biraz daha derli toplu görünsün diye yoksa. Öyle pek bir şeyimiz yok, illa da şapka takalım gibi bir derdim yok benim yani açıkçası. İnşallah berber vardır ve açıktır. Bu Washington eyaletinin var ya, havası bile bir başka. Çok seviyorum bu eyaleti gerçekten. Bana göre Washington eyaleti bir numaradır bence. Benim şu ana kadar gittiğim eyaletler arasında top'tır yani, biri çeker ama biraz pahalı. Kaliforniya'dan da pahalı yani. Duş ve saç tıraşını hallettikten sonra şimdi yemeğe gidebiliriz. Herkese günaydın. Uyandık.
soğuk bir gecenin sonunda sabahına uyanabildik nihayet. Şu an saat 8. Washington eyaletindeyiz. Oversize saatinin açılmasını bekliyoruz. O da saat 9'da açılacak. Saat 6 ile 9 arasında sürmek yasak buradaki şehirde. O yüzden daha doğrusu belli bir ölçüye kadar serbest. Ondan sonrasına yasak. Şu an bana yasak yani. Ben o yasağın içindeyim. Şimdi bekliyoruz. Bir saat sonra yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce de bir yükümüzü kontrol edelim. Straplarını, zincirlerini, lastiklerimizi genel bir muayene yapalım. Arabaya bir inspection yapalım. Sonra yolda yapıştırıp gidelim. Bugün Hardin'e kadar gitmeyi planlıyorum. İnşallah oraya kadar gidebiliriz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Geldik, Illinois sınırına girdik. Burada girişte bir tane servis area gibi bir yer var. Travel Plaza falan var işte böyle. Güzel bir yere benziyor. Daha önce burada bazı arkadaşlar durmuştu. Onlar bana söyledi burada bir kebapçının olduğunu falan. Ben de şimdi gidip bakacağım. Umarım güzeldir, inşallah bahsettikleri kadar vardır. Bir tadına bakacağız. Bir şeyler yiyeceğiz, bir yarım saat molamızı vereceğiz, sonra buradan yolumuza devam edeceğiz. Çok bir yolumuz kalmadı. 470 mil yolumuz var. Bugün yarısını gideriz, kalanını da yarın gideriz. Yarın günlerden pazar bu arada. Yükü de
pazartesi vereceğiz. Bir gidelim içeriye bakalım neler var. Yemeğimizi yiyelim. Yola çıkalım. Yarım saat molamızı verdikten sonra. Bir gidelim içeriye de inşallah bu kadar eziyeti çektiğimize değecektir diye umuyorum. Güveniyorum arkadaşlara. Bu arada burası 90 numaranın üzerinde. Tekrar bir yerini tam olarak söyleyeyim. Gelecek arkadaşlar içinde faydası olsun bari en azından. Tam 90 numaranın üzerinde. Wisconsin'dan Illinois'a girerken ilk servis area. Yani mile marker 25'lerde falan diye düşünüyorum. Şöyle içeri giriyoruz. Burada Subway var. Burada Panera Bread. Boş bir alan. Güzel bir yer. Burada da benim bahsettiğim enerji var. Şimdi buradan tadına bakacağız buranın. Nasıl olduğunu göreceğiz. Önce bir gidelim elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra yemeğimizi yiyelim. Mekan falan güzel yemekler falan idare eder. Şurada falafel var. Burada tavuk var suyun içinde. Pilav var. Şurada da ızgarası falan var. Şurada tatlısı falan var. Gayet güzel, akıllıca ve iş yapar. Yemeğimizi aldık. Gidip şimdi bunu yiyeceğiz, bir gömeceğiz. Sonra çıkacağız.